gerçekten Türkiye'nin eline gelen uzmanlarından ismarı. Birkaç seneden beri bu konuyu pek koşturuyoruz. Sonunda bu yineymiş. Kısmetle kızın zannederi öğrenildiğiniz çok şeyler var. Daha sonra da sorularımız yorumlarımızı herhalde yalanmalıya teşekkürler. Evet, şimdi olsun isterseniz ben gençlerle daha çok konular konuşmayı tercih ederdim. İstismar yerine aşk konuşmayı daha ilgilerdim ama sayın dekanınız konuyu böyle belirleyince ilim mahkum. Böyle konuşmak zorundayım. Dediği gibi o kadar çok ihmal istismar konuşuyorum ki özellikle cinsel istismar geçen sene hatta burada sizin auditoriumda çekilmiş bir fotoğrafımız kadar gençlik gençler için sosyal politikalar yoktur diye yaptığım bir konuşmada çekilmiş fotoğrafımla bir gazete pornocu diye beni manşet yaptı. Çok konuşuyorum bu konuda diye. Allah'tan konuşarak olmuyor. Dediğim gibi çok sevimli bir konu değil ama önemli bir konu. Onun için de ben bir masal anlatarak başlamak istedim size. Biraz daha eğlenceli olsun. Çok eğlenceli bir masal değil. Biliyorsunuz masallar her zaman eğlenceli olmuyor. Bu masal da şöyle başlıyor. Bir varmış bir yokmuş. 1997 doğumlu bir kız çocuğu varmış. Ortaokulda sorunu olmayan geleneksel bir ailede başarılı bir kız çocuğuymuş. Facebook'ta kendisinden birkaç yaş büyük olduğunu düşündüğü biriyle yazışıp tanışmış ve bir süre sonra da buluşmuş. Bir başka ilişkinin evinde buluşma gerçekleşmiş ama Facebook'taki sanal karakter aslında 44 yaşında, ondan çok daha büyük ve onunla cinsel ilişkiye girmiş. Dark yok. Cebir yok. Darp'ın ne olduğunu biliyorsunuz. Darp yok, cebir yok. Ve bu tekrarlanmış. Ve masal burada bitmemiş. Bir şekilde kız çocuğunun sınıfı tarafından, sınıf arkadaşları tarafından bu durum öğrenilmiş. Ve bu masala 26 tane daha çocuk katılmış. Bu 26 çocuğun da sadece biri 19 yaşında, diğerlerinin hepsi yine 1997 doğumlu. Darp yok, cebir yok. İlişkilerinin kayıt edilmesi ve internette yayılması var. Ailesinin duyabileceği söylemlerle dedikodular var. Ve masal birdenbire bütün Türkiye tarafından duyulmuş. Ve bir dava başlamış. Bu davanın başındaki, olayların başındaki erişkin, yani ilk başlatan kişi çoktan yurt dışına gitti. Masalın mağduru ifade vermiş, muayene edilmiş, ruh sağlığı bozulmuştur raporu da almış. Masalın çocuk sahipleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve aileleri tarafından alkışlarla karşılanmış. Bu aşamada masal masal olmaktan çıkıp gerçek ve sütü bir hale dönmüş. Mahkeme raporları kabul etmemiş. Anne tıptan bir daha rapor alınmasını istemiş. Yani kızın tekrar muayene edilmesini, tekrar ifadesi vermesini, bütün o süreçleri tekrar yaşamasını istemiş. Ve olayın olduğu zamandan bahara, yani bir 6-7 ay sonraya tekrar randevu verilmiş, beklemesi gerekmiş. Çocuklarını koruyamadıkları için mağdur, yani olaylara maruz kalan kız çocuğu ailesinden alınıp bir kuruma verilmiş, devlet korumasına alınmış ve adı çıktı diye ailesinin yaşadığı şehirden başka bir şehire gönderilmiş. Diğer çocuklar, aileleri tarafından alkışlarla karşılanan çocuklar okullarına ve eğitim hayatlarına gayet rahat bir şekilde devam etmişler. En azından davranış bozukluğu denilebilecek bir durum için bu çocuklar için hiçbir tedbir alınmamış. Hiç kimse onlara yardım etmek için bile çalışmamış. 14 yaşındaki kızın erişkinle cinsel ilişkiye girdikten sonra cinsel ilişki tutkunu olduğu ve diğer çocuklarla da bu nedenle ilişkiye girdiği iddia edilmiş. Hem mağdur hem de fail çocuklardan sorumlu olan bakanlık okul çocuklarının suç işledikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanmaları için devreye girmiş. Erişkin fail ise hala serbest.
gökten üç tane elma düşmüş. Biri bir yere. Var mı yanıtı olan bu elmaları almayı kimin hak ettiği? Ben bulamadım. Bu dava şimdi farklı bir aşamada eşitliği döndü, ceza aldı. Ama hala diğer çocuklar için bir şey yapılmadı. Ve hala istismara, cinsel istismara uğrayan çocuk bir suçlu gibi kendi çevresinden, ailesinden koparıldı, kendi okulundan koparıldı ve kurum bakımı altında, koruma altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Yani bu çocuğun ihmal ve istismarı, her ne kadar biz kendi günlerimiz nedeniyle istismar deyince herkesin aklı sadece cinsel istismarla ilgili. Halbuki sorun sadece cinsel istismar değil. Çocuğun ihmal ve istismarı çok daha büyük bir kavram, çok daha önemli bir kavram. Çocuktan cinsel istismar dediğimiz şey, çocuktan sorumlu bu erişkinlerin ya da kurumlar tarafından yapılan çocuğun cinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel, gördüğünüz gibi sadece cinsellikle ilgili bir şey değil, bu alanlardaki gelişimine zarar verebilecek davranışların tümüne birden biz çocuk istismarı diyoruz. Çocuk ihmali ise çocuğun sağlıklı gelişimi için gerekli olan, yapılması gereken davranışların yerine getirilmesi. Yani kaba bir tanım yaparsak aslında istismar yapılmaması gerekenin yapılması, ihmal de yapılması gerekenin yapılmaması. Dediğim gibi istismar dediğimizde en çok gündemde olan cinsel istismar. Bu konuda da eminim ki hepiniz gazeteleri okuyorsunuz, haberleri dinliyorsunuz. Gittikçe artan oranda çünkü bunlar tartışılıyor, konuşuluyor ve bir kavram kargaşası var. Okuduklarınızın içinde işte kaç yaşında olunca ne oluyor, efendim bazen gazetelerde haber çıkıyor, işte mahkeme karar aldı, çocuğun rızası varmış, o yüzden ceza verilmemesi gerekir diye. Halbuki çok net olarak hem bilimsel anlamda hem de yasal çerçeveler içinde bunlar çok net belirlenmiş şeyler. Çocuğun cinsel istismarından kastedilen şey bütün dünyada henüz cinsel gelişimini tamamlamamış ve bir çocuk veya ergenin hiç fark etmez ki bizim yasalarımızda 18 yaşın altının hepsini çocuk sayıyor. Çocuk dediğimiz zaman 18 yaşın altından bahsediyoruz. Bir erişkin tarafından cinsel arzu ve gereksinimlerini karşılamak için güç kullanarak, tehdit ya da kandırma yoluyla kullanılması. Yani cinsel istismar dediğimiz şey, kaba deyimiyle sadece bir tecavüz demek değildir. Bir çocuğa porno seyrettirmek, bir çocuğa kendi bedenini ellettirmek, bir çocuğun bedeninin herhangi bir yerini ellemek, çocuğa kendi bedenini okşamasını ya da çıplak olarak sadece koyup seyretmek, bunların hepsi cinsel istismardır. Cinsel istismar bu işin en son kısmı olan tecavüzle sınırlı bir kavramdır. Çok çok daha geniş bir kavramdır. Bazen olay deminki masaldaki gibi farklı olabiliyor. Yani hem bunu yapan hem de maruz kalan 18 yaşın altında yani çocuk tanımı içinde oluyor. Öyle durumlarda da bilimsel olarak bir şey konulmuş, gelişim dönemleri dikkate alınarak en az arada 4 yaş fark olması gerektiği. Çünkü 18 yaşın altında 4 yaşlık yaş farkı ciddi bir gelişimsel olayı kavrayabilme, yerin üzerinde baskı kurma, bütün bunları yaratabilecek bir farktır. Niçin böyle bir şey konulmuş? Çünkü aynı yaş grubunda yani 16 yaşında ve 17 yaşında ya da iki tane 16 yaşındaki gencin birbirleriyle cinsel ilişkiye girmesi de gençlerden birinin ailesinin ya da kendisinin şikayet etmesiyle cinsel istismar içine girmesini engellemek için o zaman her yanlış yapılan flört sonrasında birini cezalandırmak gerekecekti. Ama eğer orada da darbe bir zorlama varsa o zaman bunun adına biz akran istismarı ya da akran zorbalığı olarak değerlendiriyoruz. Sonra bahsedeceğiz. Akran zorbalığı da ciddi bir sorun çünkü.
kısmından bahsettim. Şu çocuğun rızası kısmı. Kanunlar diyor ki, çocuğun rızası diye bir şey geçerli değildir. Hiçbir yerde, Türkiye'deki ve dünyadaki birçok ülkenin kanununda çocuğun rızası diye bir kavram yok. Dolayısıyla çocuğun rızası olsun olması, yani şu rıza değil. Ben çocuğum, bana bakmakla yükümlü ya da hiç tanımadığım olsun fark etmez. Benden her anlamda büyük, sadece büyük olması bile bir baskı yaratacak bir kişinin yapmamı istediği şeylere ya da yapmak istediği şeylere itiraz etmemem demek, bunun rıza olduğunun bir göstergesi değil. Çünkü o gücünün, her anlamdaki gücünün yetmemesiyle ilişkili bir şey. Dolayısıyla da rıza olsun olmasın, bütün demin saydığım şeylere maruz bırakılması cezai yaptırım gerekir ve suçtur. Türk Ceza Kanunu'nda da zaten yeri var. Çok fazla bütün dünyada çocuk istismarı, aslında biz sadece bizde olduğunu genellikle düşünüyoruz ama tüm dünyada çok fazla. Çocuk istismarlarının, cinsel istismarlarının hepsi birdenbire burada keşfedilemiyor diyebiliyor. Yani hiç fark edilmeden çocuk büyüyebiliyor. Onun için geriye dönük yapılmış çalışmalar var. Ve görülmüş ki orada erişkin kadınların yaklaşık 1/5 ve 2/5 erişkin erkeklerin de yaklaşık 1/10 çocuklukları sırasında cinsel istismara uğramışlar. Bu Türkiye rakamı değil, bu dünya rakamı. Yaşamları boyunca en az bir kez cinsel saldırıya maruz kalan ergenlerin oranı da %20. Gördüğünüz gibi hiç de az bir rakam değil. Şimdi burada önümüze başka bir kavram gelecek. Cinsel istismar denince, özellikle benim bu güzel ülkemde herkes cinsel istismarı mağdurların sadece kız çocukları olduğunu düşünüyor. Halbuki bütün istatistikler, bütün bilgiler gösteriyor ki çocukluk yaş döneminde kız çocuklarla erkek çocukların cinsel istismara uğrama oranları neredeyse eşit. Kız çocuklarınınki %52, erkek çocuklarınınki %48. Yani aradaki fark hiç de önemli bir fark değil. Erkek çocuklarının cinsel istismarı çok daha az hekime ya da yasal yollara yansıyor. Erkek çocuklar cinsel istismara uğradığı zaman ailelerin bunu gizleme, aile içinde halletme şeyleri çok daha fazla. Çünkü erkek çocuğun cinsel istismara uğramış olmasının onun gelecekteki bütün erkekliğine ilişkin her şeyi bozacağını düşünüyorlar. Birkaç yıl önce adını vermeyeceğim bir Güneydoğu Anadolu ilinde benzer bir toplantı yapılıyor ama orada daha geniş kapsamlı, biraz adalet yönünde tartışılan bir toplantıydı. Hukukçular vardı, dinleyiciler arasında da işte yasalarla ilgili de tartışma vardı. Ben de o ile ilk defa gitmiştim. Doğrusu o yasal tartışmaları daha önce çok da dinlemiştim. Bir saat ben kaçtım, şehri şöyle bir gezeyim sonra gelirim dedi. Döndüğüm zaman bütün hukukçular beni bekliyordu. İşte bir soru var, biz bir türlü baş edemedik, buna sen cevap verirsin diye. Yine bu aralar gündeme geliyor, belki gazetelerde bu haberleri okuyanlar görmüşlerdir. Bizim eski ceza kanunumuzda, yani 2005 yılından önceki Türk Ceza Kanunu'nda bir 437 denilen bir madde vardı. Bu madde şöyleydi, bir kız çocuğu tecavüze uğrarsa ve tecavüz eden kişi o çocukla evlenmeyi kabul ederse ceza almaktan kurtuluyordu. Yani bunun anlamı şuydu, hem tecavüze uğruyorsun hem de ömür boyu hapse mahkum ediliyorsun. Çünkü bir insana yapılabilecek en kötü şey, verilebilecek en kötü ceza sana tecavüz etmiş biriyle ömrünü geçirmeni istemek olacaktır. Sonra bu madde kaldırıldı bir sürü sonuçları nedeniyle. O dinleyicilerden bir tanesi ısrarla bu maddenin kaldırılmasının çok büyük hata olduğunu, çünkü hele de kendi ili için istismara uğramış bir kız çocuğunun namusunun artık kalmadığını ve aslında bunun kız çocuğuna iyilik değil kötülük olduğunu,
evlenirse namusunun temizleneceğini çok ciddi bir şekilde iddia ediyor. Sabit bir şeye inandığınız zaman çok mantıklı tartışmalarla o düşünceyi değiştirmek her zaman mümkün değil. Ben de dedim ki peki bir tane soru soracağım size. Ve sorumu verdiğiniz cevaba göre ben de sizinle birlikte her yerde mücadele ederim madde geri gelsin diye. Ve demin size verdiğim rakamları verdim. Cinsel istismara uğrayan çocukların %52'si kız çocuğu, %48'i erkek çocuk. Erkek çocukları da tecavüzcüleriyle evlendirecek miyiz dedim. Tartışma bitti. Bu bir çözüm değil. Buna özellikle değindim. Çünkü şu ara tekrar gündemde birçok insan tekrar tecavüzcüyle evlendirmenin bütün tartışmaları çözeceğini söylüyor. İstismara baktığımız zaman, aslında tüm tecavüzlere baktığımızda, tüm dünyadaki erişkin tecavüzlerine de baktığımızda, o filmlerdeki karanlıktan fırlayıp üstümüze atlayan, hiç tanımadığımız garip adamları gördünüz. O tür tecavüzler çok az. Genellikle tecavüzlerin büyük bir çoğunluğu, bildiğiniz, tanıdığınız, çok çok iyi tanıdığınız, ailenizin içinden ya da çok yakın çevrenizden, komşunuzdan, mahallenizden ama mutlaka tanıdığınız birinden geliyor. En çok olanlardan bir tanesi de aile içinde. Ve cinsel istismar aile içinde olduğu zaman, yani aile bireyleri birden biri tarafından yapıldığı zaman biz onun adına ensest diyoruz. Elimizde çok vaka yok. Niye çok vaka yok? Çünkü böyle bir konuda resmi istatistik yapmak çok zor. Ne zaman resmi istatistik yapabiliyorsunuz? Ancak ENSES diye birileri size başvurduğu ve o başvuru da yasal şeylere geçtiği zaman istatistik rakamlara girebiliyor. Ama çoğunlukla başvuru oluyor. Hele aile içinden olduğu zaman cinsel istismar, aile kendi içindeki mekanizmayı korumak adına bunu örtbas etmeye çalışıyor. Dolayısıyla da ya da çocuklar aile içinden biri tarafından istismar olduğu zaman bunu dile getirmekten çekiniyorlar. Ama cinsel istismarların büyük 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 bir çoğunluğu aile içinde, yani çocuğun babası, annesi, abisi, kardeşi, dayısı, amcası, dedesi gibi kan bağı olan kişiler tarafından yapılıyor. Ve bugünkü ceza kanununda, Türkiye'deki şu anki ceza kanununda eğer cinsel istismar kan bağı olan biri tarafından yapılmışsa, yani sizi korumakla yükümlü biri tarafından yapılmışsa ya da sizin üzerinizde kan bağı olmasa bile bir otorite yetkisi olan biri tarafından, öğretmen gibi, bakıcı gibi, yani sizin üzerinizde bir hak iddia edebilecek konumda olan biri tarafından yapılmışsa ceza normalden daha fazla arttırılması gerekiyor. Gerekiyor diyorum çünkü kanunlarda böyle ama uygulamada maalesef böyle gitmiyor. Niye bu kadar önemli? Çünkü cinsel istismar bir çocuğun gelecekteki yaşamını birçok alanda olumsuz etkileyen bir durum. Ve o etkiyi değiştiren ya da o etkiyi belirginleştiren bazı faktörler var. Çocuğun istismarcıyla olan ilişki düzeyi çok önemli. Çocuğun uğradığı istismarın şekli, süresi önemli. Şiddet kullanımı ya da fiziksel bir baskı olup olmadığı önemli. Ve tabii en önemli şeylerden bir tanesi çocuğun gelişim basamağı ve yaşı. Ruhsal özellikleri, bu olmadan önceki ruhsal durumu da önemli şeylerden bir tanesi. Ama gelişim dönemi ve yaşı çok önemli. Çünkü 2 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismarı algılamasıyla 16 yaşındaki birinin cinsel istismarı algılaması arasında büyük bir fark var. Onun için de değerlendirirken buna mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Yoksa hepsini bir kefenin içine koyarsak çok yanılgılar çıkabiliyor. Yine çocuğun bunu söylediği zaman ailenin tepkisi, aldığı tepki çok önemli.
özellikle ensest olduğu zaman bu aile bütünlüğünü tehdit eden bir durum olduğundan, genellikle çocuğun olmaz öyle şey, o sana öyle bir şey yapmaz, işte senin baban, abin, amcan gibi yalancı konumuna düşürülmesi, içten içe inanılsa bile o aile içindeki dengenin bozulmaması için bir şekil kapatılması, hatta bunu söyleyen çocuğun şiddete maruz kalması, çocuğa diğer ebeveynlerin ya da aile fertlerinin öfke göstererek daha fazla kızgın olmaları, bunlar çok fazla rastladığımız şeyler. Çocuklar genellikle söylemiyorlar dedik. Niye söylemiyorlar? Çünkü korkuyorlar. Yalancı denmesinden korkuyorlar. Kızılmasından korkuyorlar. Bunu söylediklerinde kimseyi inandıramayacaklarından ve ceza alacaklarından aksine korkuyorlar. En önemlisi bunun kendi suçları olduğu konusunda kendi kendilerini ikna edebiliyorlar. Benim yüzümden oldu diye. Ama bir takım davranışları kontrol etmeleri mümkün değil. Yani dilleriyle hiçbir şey söylemeseler bile bir çocuğun istismara uğrayıp uğramadığını bazı davranışlarıyla anlamamız mümkün olabiliyor. Genellikle ilk olduğu zaman en büyük görülen şey korku, kaygı, kaçınma, o büyüye yaklaşmama, yapan kişiye yaklaşmama ya da öfke, kızgınlık ya da uygunsuz cinsel sözler söyleme, devamlı olarak cinsellikle ilgili konuşmalarda bulunma, davranışlarda bulunma. Özellikle ergenlik döneminde çok rastladığımız şeylerden biri gidip başkalarıyla kontrolsüz cinsel ilişki kurma. Tepki olarak cinsellikle ilgili beklenmedik davranışlar yapma. Kabuslar, korkular, uzun uzun travmanın getirebileceği her türlü bulguyu gösterebiliyorlar. Ve yaşlarından önce daha cinsel açıdan uyarılmış oluyorlar. Dolayısıyla küçücük çocuklarda bile artmış mastürbasyon davranışları ya da daha davranışlarıyla, o konuşma stilleriyle, yürüyüş şekilleriyle daha cinsellik yansıtan, neredeyse erişkinlerle flört eder, flörtöz tarzı konuşmalar görülüyor. Bunlar dışa vuran davranışlar, dikkat edilmesine gereken davranışlar. Ve tek bir şeyle bunu anlamak mümkün değil. Ha, bu çocuk cinsel içerikli küfür etti, o zaman bakalım bu çocuk cinsel istismara mı uğramış gibi abartmak da mümkün değil. O zaman bir korku dünyası içinde yaşarız. Hem biz hem çocuğu öyle bir korku dünyasında yaşatırız. Ya da işte mastürbasyon yaptı, eyvah acaba cinsel istismara mı uğradı diye koşturmuyoruz. Bu bulguları iyice derinlemesine araştırıp bakmaya çalışıyoruz. Yaş altıyla 10 yaş üstü biraz daha farklı tepkiler gösteriyor. Niye 10, 11? Çünkü 11 yaş altı genellikle gelişimsel olarak henüz soyut somut farkını ayırt edememe, bilişsel gelişimin tam olarak yerleşmediği, otoritenin söylediklerini çok tartışmadan kabullenme gibi bir takım özellikler gösterir. 10 yaş üstü ya da 11 yaş üstü gelişime göre kayabilir. Daha farklı özellikler gösterir. 10 yaş altında okumayacağım hepsini böyle ama 10 yaş altında dikkatimizi çeken en önemli şeylerden bir tanesi bu korkular. Özellikle istismara mesela istismara uğramış kız çocuklarının gördükleri bütün erkeklerin başını okşamak için uzanan birinden irkilme, uzağa kaçma, geceleri kabus görme, bir şekilde kendisiyle ilgili korunma yöntemleri bulmaya çalışma. Ama şöyle düşünün, bu hani şey var ya, buraya yazmış. Ruh durumu bozulmuştur, bozulmamıştır muhabbeti. 2 yaşında bir çocuk düşünün. Babası tarafından cinsel istismara uğruyor. Babası alıyor, soyuyor. Her türlü her şeyi yapabilir. 2 yaşındaki çocuğu o an değerlendirdiğinizde bu nedenle ruhsal bozulmuştur demeniz mümkün değil.
Çünkü 2 yaşındaki çocuk için babalar böyle sever. Onun algıladığı şey öyledir. O onun babası, onu korumakla yükümlü olan, onu sevmekle yükümlü olan kişi ve o babaların başka türlü bir sevgi gösterisinde bulunabileceklerini ayırt edebilecek yaşta değil. Dolayısıyla da izlen sırasında herhangi bir şey bulmayabilirsiniz. Size garip gelen ya da bir bulgu sayacağınız bir şey çıkmayabilir. Ama bu o çocuğun etkilenmediğini göstermez. Hatta bir süre sonra çok daha fazla etkilenecektir. Çünkü bunun aslında bütün babaların böyle sevmediğini fark ettiği anda yaşayacağı suçluluk duygusu, niye ben bunu durdurmadım, niye ben ne yaptım da, niçin, nasıl bir suç işledim de ben böyle cezalandırdım duygusu çok daha büyük ruhsal problemlere yol açacaktır. O yüzden gelişim dönemi çocuğun çok önemli. Yine hele bir çocuk için, hele de sevdiği biri, güvendiği biri tarafından, yani baba, dede, abi, dayı gibi biri tarafından yapıldığı zaman ona zarar geleceği endişesiyle. Çünkü size zarar verdiğini bilseniz bile sevdiğiniz birinin zarar göreceği duygusu sizi birçok şeyden durdurur. Bir yabancıyı şikayet etmek, bir yabancı hakkında kötü şeyler düşünmek başka bir şeydir. Çok sevdiğiniz birinin başına kötü şeyler geleceğini düşünmek, hele de bu arada anneniz vesaire gibi biriyle paylaşmışsanız, o da size aman böyle şey olur mu, babalar öyle şey yapmaz ya da abiler öyle şey yapmaz dedi, bak bunu bir duyarlarsa hapislerde çürür, babasız abisiz kalırsın dediyse, siz bunu sineye çeken bir çocuk olarak ve tek cezalı olan kişi konumunda hayatınızı sürdürmek zorunda kalabilirsiniz. 10 yaşın üstünde daha dışa vuran davranışlar görüyoruz. İşte yalan söyleme, okuldan kaçma, erken yaşta cinsel ilişkiye başkalarıyla girme, madde kullanımları, ani okul derste bozulma, öfke kontrolsüzlükleri, sanki bir davranım bozukluğu, her şeyiyle yaramaz ve huysuz istenmeyen kötü bir çocuk. Evet, o kendini öyle hissediyor zaten. Çünkü o bir suç işlememiş olsa, o kötü olmasa kimse ona, hele sevdiği biri ona böyle bir şey yapmaz. Hiçbir çocuk, hatta hiçbir kadın ya da erkek kaç yaşında olursa olsun, cinsel istismarla baş edebilecek bir psikolojik hazırlık içinde olamaz. Böyle bir şey yok. Yani o olgun da baş eder de şöyle de diye. Geçenlerde ben daha büyük yaşta bir cins, kendi erkek arkadaşı tarafından tecavüze uğramış bir ergenle görüşüyorum. Söylediği bir cümle çok doğruydu. Çok fazla kendine öfkeliydi. Niçin durduramadım diye. Ve ağlayarak şöyle söyledi. Ben filmleri izlerken, tecavüze uğrayan birilerinin filmini gösterirlerken, ama bunlar da ne aptal şey, tüy gibi bir adam, iki tane içse gider diyordum. Öyle olmuyormuş. Ama yine de acaba yapabilir miydin diye çok kızdım. Kendine olan kızgınlığı, tecavüzcüsüne olan kızgınlığından çok daha fazlaydı. Ben mi sebep oldum ve niçin durduramadım? Çünkü toplumsal yargılar, toplumsal öğretiler böyle büyüttükleri için ve de ruhsal gelişimde insanın kötü bir şey olduğunu acaba benim yaptığımdan mı oldu diye değerlendirmesi olduğu için sıkıntılı ve gerçekten tedavisi de ele alınması da konuşulması da çok zor, sonraki yaşamı da çok kötü etkileyen bir süreç. Bunun yanında darp varsa, fiziksel olarak işkence varsa, ağır korkutma, ağır suçlama varsa o zaman bütün bunlar bulguları çok daha fazla arttırıyor. Bunu söyledim ama bu çok önemli. Çünkü bunlar çocukların aleyhine kullanılıyor. Söyleyiverseymiş, hiç şikayet etmemiş ki o zaman demek ki kendisi de istemiş. 8 yaşındaki çocuk için bir hakimin şöyle dediğini ben bilirkişi olarak duydum. Hocam siz bu çocukları tanımıyorsunuz. Bu kızların bir kısmı öyle fettan oluyor ki koca adamları baştan çıkıyor. Sonrasında ama
çocuğun itiraz edememiş, durduramamış olması çocuğun çok aleyhine kullanılabilen bir durum. Ve demin söylediğim gibi en önemli şeylerden biri, gelişim dönemi nedeniyle çocuk cinsel istismarın yanlış bir davranış olduğunu bilmeyebilir. O yüzden çocuklara küçük yaştan itibaren cinsel eğitim vermeye, kendisine dokunuşun doğru mu yanlış dokunmamı, istemediği dokunmayı nasıl durduracağını öğretme, ama bunları korkutmadan, hani o zaman da çünkü şöyle oluyorlar, bir ara İngiltere'de cinsel istismar için çok fazla uyarı, bir kampanya yapılmıştı ve her yer uyaranlarla doldurulmuştu. Ve bir süre sonra fark ettiler ki çocuklar, hani birisi böyle azıcık sevmek için uzandığında bile şey olmaya başladı, çekinmeye başladı. Ne öğretmene yaklaşıyor, ne arkadaşına yaklaşıyor. Anlaşıldı ki fazla uyarı çocuklara özellikle yaşlarıyla da uyumsuz olunca korku yarattı. Dolayısıyla tekrar hani nasıl bunu şey yapabiliriz, o ayrımı nasıl sağlayacaklar, eğitimine geçin. Ama mutlaka öğretilmesi gerekiyor. Bir başka masal da biraz konuyu değiştirelim. Bu seferki masalımız Amerika'dan. 12 yaşında bir öğrenci, başarılı, sorunsuz bir kız öğrenci. Okulda bir sorun oluyor, okulun içinde. Çocukla ilgili bir sorun değil. 15 tane farklı öğrenci, o sorun, bir soruşturma yapılıyor okulda. Ve o soruşturmadan sonra 15 tane aynı yaş grubundaki öğrenci, bu 12 yaşındaki kız çocuğuna devamlı mesajlar atmaya başlıyor. Bu mesajlar genellikle ispiyoncuyla başlıyor ve kendini öldürmen lazım. Sen pis bir ispiyoncusun, yaşama hakkın yok, git artık kendini öldür şeklinde dönüyor. Ve 12 yaşındaki bu kız çocuğu bir kuleden atlayarak intihar ediyor. İntihardan sonra masalın ön kısmı öğrenilmeye başlanılıyor. Ve çocuğun yapılan bilgisayarında ve telefonda, cep telefonunda yapılan araştırmalarda bu mesajların yanı sıra sorular görüyorlar. Nasıl ölebilirim? En kolay ölüm yolu hangisi? En hızlı nasıl ölebilirim diye. Ve herkes bu masalın tek kahramanı olmadığını biliyor. Şu anda Amerika şunu tartışıyor. Bu kalan 15 çocuğu neyle yargılayacağız? Zorbalık, siber zorbalık, ama bu çocukları katil olarak yargılayacağız. Çocuğunun internette neyi search ettiğini hiç kontrol etmemiş aileyi suçlamamız ve ona bir ceza vermemiz mümkün mü? Gördüğünüz gibi sistemler, elektronik sistemler hayatımıza kolaylıklar getirdiği gibi ciddi belalar da getirebiliyor. Ve onlar da şimdi onu tartışıyorlar. Elmalar kime düşer? Suçlu kim? Kime ceza verir? Çünkü akran istismarı Türkiye'de çok fark edilmeyen ama çok çok ciddi bir sorun. Eskiden sadece okulun içinde sözellikle kalan bu istismar, şimdi bu elektronik yöntemler nedeniyle siber alanda da çok ciddi bir problem haline geldi. Sindirme, zorlama, yıldırma, fiziksel, duygusal olarak ve cinsel şiddet öğeleri içeren şeyler. Oradan okuyabiliyorsunuz. İşte duygusal olarak dışlamak, eziklemek, onu grubun içine almamak, hiçbir aktiviteye, faaliyete dahil etmemek, hiçbir şeye çağırmamak, onun bir yardım ihtiyacı olduğunda hiçbir şekilde yardım etmemek, yalnız bırakmak, duygusal kısmı. Sözel olarak en çok yapılan şeyler isim takma, alay etme, aşağılama, küçük düşürme, hakaret etme, aslında dedikodu çıkartma. Ve o dedikoduları siber ortamda yayma. Çok daha hızlı ve çabuk oluyor eskiye oranla. Bunların hepsine akran istismarı ya da zorbalığı diyoruz. Genellikle şöyle bir düşünürseniz, kendi okulunuzda da vardır. Daha ilkokuldan bazı zorba çocuklar vardır. Onlar hemen bir çete oluştururlar. Ve şeyler, seçilen diğer çocuklar, eziyet edilecek çocuklar devamlı değişir. Ama onlar daha güçsüz bulunan, daha zayıf bulunan, kendini çok savunamayacağı çocuklardır. Ve başlanır o çocuğa fiziksel olarak ya da duygusal olarak şiddet göstermeye başlar. Ve
zorba çocukların ailelerine baktığımız zaman görüyoruz ki birçok şeyin olduğu gibi zorbalık da ailede öğreniliyor. Yani çocuğun ilk o konudaki eğitimini de aile veriyor. Sonra işte bildiğiniz filmlerle, ki onda da yine ailenin seçimleri önemli, oyunlarla destekleniyor. Genellikle akran zorbalığına uğrayan çocuklarda, demin Amerika'da bu şu vakayı aldım ama son 5 yıldır bu yaklaşık 12. intihar falan çok artmaya başladı ve işte Amerika'da gazetelerde ciddi bir problem olarak tartışılıyor. Ve 3 yıl önce aynı okulda 3 çocuk birden intihar etti. Çünkü cinsel tercihleri nedeniyle arkadaşları tarafından ciddi bir siber zorbalığa maruz kalıp 3'ü birden intihar etti gibi böyle olaylar fazlalaşınca nasıl engellenir ve nasıl tedbirler alınır ve nasıl ceza veya nasıl durduracak bu zorbalar, o tartışılıyor. Çünkü kurbanlar genellikle yardım istemiyorlar. Deminki çocukta olduğu gibi ancak öldükten sonra ya da çocuğun başına bir şey geldikten sonra böyle bir durum oluyor. Ve o sessiz kaldıkça da diğerleri zorbalıklarını arttırıyorlar. Onun için biz onlara diyoruz ki en iyi yöntem güç durdurmaktır onu. Durdurma için tabii her zaman etkin bir durdurma yolu bulmak mümkün. Çünkü çocuklar ezildikçe, zorbalandıkça iyice güven oranları kayboluyor. Ama ailemizle mutlaka paylaşamıyoruz. Ve dik durun. Hayır, sen bana bunu yapamazsın diye. Benim bir tane öyle okulda zorbalığa uğrayan 8 yaşlarında bir oğlancık vardı. Ufak tefek, 8 yaşında ama yaşından daha ufak, bir de bir çete kurmuşlar. Yapmadıkları hiçbir şey. Kitaplarını yırtıyorlar, defterlerini yırtıyorlar, ödevlerini gizlice alıp yırtıyorlar, öğretmene devamlı şikayet ediyorlar. Devamlı olarak işte istisimler takıp dalga geçiyorlar. Hiçbir oyunu almıyorlar. Çocuk depresyona girmiş. Çok ciddi bir şekilde. Onu araştırırken bu zorbalık öyküsü çıktı. Hiç anne babasına da söylememiş. Çünkü söylersem onlar gelir okulda öğretmenlerle konuşurlar. Öğretmenlerle konuşunca öbürleri duyar ve daha çok bana yüklenirler endişesiyle de gizlemiş. O çalışma sırasında bir daha seni dövmeye geldikleri zaman de ki hayır, siz beni dövemezsiniz. Durdu, şöyle yüzüme baktı. Ondan sonra onlar benden güçlü dedi. Olsun, sen bir dene bakalım. Böyle seans, hiçbir şey söylemedi. Sonra seansın sonuna doğru dedi ki, tamam ya bir deneyim, nasılsa dayaklayacağım. Ha öyleymiş, öyleymiş dedi. Bir sonraki seans gelince duruyorlar öyle deyince. Müthiş bir mucizeymiş gibi. Durdurabiliyorsanız tabii en önemli şey güç kaynağı. Tabii o sadece öğrendiği için durmadılar ama onun dik duruşu önemliydi. Tabii o sırada biz okuldan tedbir aldık, başka şeyler yaptık, okula bildirdik vesaire ama mutlaka ki büyüklere ulaşmasını söylemek lazım ve o çocuğun bir şekilde güç kazanmasını. Güç kazanmak derken bazı aileler şey diyor, aikido'ya mı yollayalım, karateye mi? Güçten kastettiğim o değil ki onlar uzak doğu sporlarının birilerine vurmak için olduğunu düşünmüyorum. Kendine güven ve baş edebilme gücü kazanmayı kastediyorum. Yoksa fiziksel gücü değil. Fiziksel güç, fiziksel şiddet, fiziksel güçle durmaz. Bir gün karşınızdakinin cebinde, çantasında, orasında, burasında bıçak olabilir ya da bir tabanca olabilir ve çok kolay gücünüz de hiçbir şey yaramayabilir. Siber zorbalıktan bahsettik. Çok ciddi, her yaş grubunda artan bir sorun. Ve de çocuk istismar ve ihmal dediğimizde aslında hiç aklımıza gelmeyen duygusal ihmal ve istismar var. Fiziksel istismar bile yeni öğrendik. Değil mi? Gazetelerde böyle tek bir haberler duyuyoruz artık. Çocuğunu, hatta bu ayın daha yeni gazeteden resim çok kötüydü. O yüzden koymadım buraya. Babası tarafından dövülen 7 aylık bebek komada diye bir haftalık falan bir haber vardı. Dolayısıyla da bizde biliyorsunuz bir takım öyle garip sözler var. Annenin babanın vurduğu yerde değiller. Aile içindeki olaylara karışılmaz gibi. Dolayısıyla da çocuğun ailenin içinde uğradığı istismara karşı herkes
kapatabiliyor. Halbuki her erişkinin, her yaştaki kişinin sorumluluğu, eğer çocuğun ihmal ya da istismara uğradığını görüyorsanız ona müdahale etmeniz, kendinizin bireysel müdahaleniz olmasa da bir yerlere şikayet etmeniz, bildirmeniz gerekiyor. Mesela Amerika'da eğer komşunuzun evde, değil mi Sarkar, biraz çocuğun ağlamaları arttıysa açarlar telefonu, haber verirler ki orada bir şey oluyor diye. Bizde ayıptır, komşuyu ispiyonlamaktır o. Ama o arada çok da fazla zarar gören çocuk olabiliyor. Tabii ki emin olmak gerekir. Eskiden daha geniş ailelerde geniş yaşarken kendi toplumsal sorun şeklinde çözülmüş o. Yoksa dayak eskiden yoktu da şimdi var değil. Ne olurmuş işte anne babadan birisi birazcık fazla fiziksel şiddet göstermeye başlayınca ya aile büyükleri ya da komşu büyüklerden biri, hadi sen biraz sinirlisin, o birazcık gelsin benim yanımda dursun gibi çocuğu oradan uzaklaştırma, sorunu çözmese bile çocuğun fazla zarara uğramasını engelleme şansı varmış. Ve de duygusal istismarı hiç fark etmiyoruz. Çünkü duygusal istismar, orada UNICEF'in tanımı var. Çok daha dıştan görünmeyeceği için çok daha zor fark edilen bir şey. Ya da anne babanın istismarının sınırları da tartışmalı. Benim eşim bana diyor ki bir gün yolda, lokantada, restoran birisi seni dövecek ve ben de hiç karışmayacağım. Çünkü tutuyorum kendimi, bir yerden sonra müdahale ediyorum. İşte mesela yıllar önce ciddi çok kızdılar bana. Hala aynı şey. O zaman kapalı alanda sigara içme yasağı yoktu. Durduramıyordum kendimi. Bir tane küçük bebek arabasında saat gecenin yarımı balık restoranında ortalık duman içinde bebek de şeyde uyuyor. Arada yapıyor işte sallıyorlar. Ben yani tesadüfen tuvalete giderken gördüm ve şey ya yazık dedim, şey çok da dumanlar, çok iyi niyetle bir fırça yedim. O bizim çocuğumuz, istediğimizi yaparız dedi. Hayır, anne baba olmak bir çocuğun sahibi olmak demek değildir. Anne baba olmak bir çocuğun haklarını koruma konusunda görevlendirilmiş olmak demektir. Anne baba olmak çocuğa istediğinizi yapmak değil, çocuğun çocuk haklarıyla belirlenmiş bütün haklarını aksine ona verme görevi demektir. O yüzden de bu çocuğun hak ettiği bakımı vermemek, çocuğa zarar verici şeylerden korumamak, çocukla ilgili gelişimini engelleyici bir takım davranışlar yapmak, çocuğu aşağılamak, beceriksizsin, yapamazsın, sen aptalsın, sen zaten bir işe yaramazsın gibi şeyler çocukların duygusal istismarıdır. Ve eğer yok saymak, çocuğu hiçmiş gibi kabul etmeye de duygusal ihmal diyoruz. Çok var. Her ekonomik seviyede ve her kültürel seviyede. Öyle eğitimle falan da değişen bir şey değil. Fiziksel ve cinsel istismara göre çok zor olduğu için şikayet eden hemen hemen yok. Ama çok kolay da görebiliyorsunuz nasıl olduğunu ve etkilerini. Özellikle de öğretmen hemşire, doktor, hakim, savcı, kolluk gibi çocukla direkt ilişki kurabilecek kişileri mutlaka aklının bir kenarında duygusal ihmal ve istismar diye bir şey olduğu da kalır. Sizin sorularınıza geçebilmek için aktaracaklarım bu kadar. Cezalandırılması gerekiyor. Ama bütün insanlık tarihinden beri gördüğümüz bir şey var ki
ceza her zaman da suçu yok eden ya da ortadan kaldırabilen bir şeydir. Şu an cinsel istismarla ilgili olarak verilen cezalar Türk yasalarında hemen hemen Avrupa'daki ve Amerika'dakilerin hepsinden yüksek. Yani ciddi yüksek. İşte sorun o. Cezayı yazmakla olmuyor. Önemli olan zihinsel dönüşümü sağlanamadığı için ceza verme makamındaki uygulayıcıları o şeye, kendi zihinlerindeki dönüşümü yapamadıkları için yazanı uygulamakla değişiyor. Dolayısıyla cinsel istismar yapan kişiye ne ceza vermek lazım? O işte hastaysa tedavisini yapmak lazım. Ama bir şekilde toplumdan belli süre mutlaka yaptığı suça göre his cezası verilmesi lazım. Onun dışında işte eğitimler alması lazım vesaire. Ama birilerine sadece Türkiye'de olduğu gibi suç işledi. Cezası 10 yılmış. Lanet olsun 10 yıl yetmez. 20 yıl olsun, 30 yıl olsun çözüm getirmiyor. Çünkü ne kadar bir yere bir insanı kapatıp da hiçbir şey yapmadığın zaman dışarı çıktığı anda değişen bir şey olmuyor. Ayrıca da binlercesi, yüz binlercesi var. Dolayısıyla da nasıl bir ceza verilmeli tartışılacak. Şeyi kastediyorsam işte bu son zamanlarda kastrasyon, kimyasal kastrasyon tartışmaları var. O da çok tartışmalı bir şey. Çünkü ne kadar yaradığı belli değil. Çünkü her cinsel istismarcı, yani şu an suçlanan her türlü cinsel istismarcı bir pedofili hastası düzeyinde kendini durduramadan çocuklarla cinsel istismar yapan bir düzeyde değil. Çok çok nedenlerle, sosyal nedenlerle dahil olmak üzere. Öbür taraftan hoşumuza gitsin gitmesin. Dikkat ederseniz masalı anlatırken özellikle vurgulamaya çalıştım. Büyük bir ikilem. Mesela ben kendi açısından o olay olduğunda demeç vermemi istediklerinde şöyle bir ikilemde kalmıştım. Çünkü ben çocuk haklarını savunuyorum. Suç işleyen çocuğun hakkını da savunmak gerekiyor öyle bir durumda. Mağdur olan çocuğun hakkını savunmakta. İlk masalı hatırlıyorsunuz. Cinsel istismar yapanların büyük 26 tanesi de çocuktu. Sonuçta ben şöyle bir şey savunamam. Atın bunları hapse ömür boyu kalsınlar. Hayır. O çocukların için böyle bir davranışta bulundukları araştırılmalı, bir hastalıkları mı var, tedavime edilmeleri gerekiyor. Daha çocuk onlar zihinsel dönüşümleri sağlanabilecek düzeyde ama hiç cezasız, daha doğrusu ceza demek kötü, hiç bedelsiz bırakmak, yaptığı davranışın sonuçlarıyla hiç yüzleşmemesi, bu nedenle hiçbir tepki almaması da aynı oranda zarar. Onun için ceza çok böyle iyi düşünülmesi gereken bir şey. Masalla ilgili bir şey aslında. Şimdi çocuğu sonuçta aileden alıp bir yetiştirme yoluna koymuş. Bunun hakikaten sonuçları yansıyor. Aile bakımından çocuk bakımından güzel. Şimdi o konuda şöyle bir sorun var. Evet, bazı çocukların aile içinde cinsel istismara uğrayan bir çocuğun alınıp başka bir yerde bakılması lazım. Ama bu şu demek değil. Şu an bizde uygulama o şekilde. Öyle merkezlerimiz var. Alıyoruz çocuğu damgalı bir şekilde. Yani aslında mağduru suçlamış oluyoruz. Alıyoruz hepsini birden bir yere koyuyoruz. Bir de şey diyoruz. Bunlar istismar eden kızlar diye böyle bir de hani iyice damgalıyoruz. O çocukların doğru düzgün bir tedavi yaptığımız hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece hani o evde durma, daha başka bir yerde dur diyoruz. Ama bu noktada olduğu gibi, burada aileyle ilgili bir sorun yok ki. Yani burada aile çocuğu, amaç şu olmalı, çocuğu ailenin yanında tutarak hem aileye destek vermek, tamam çocuğun davranışlarını kontrol edememişler ama eğer tabii ki yani çocuğun davranışını kontrol edememişler ama öyle düşündüğümüz zaman mesela ben şu anda İstanbul'daki en okumuş, en kültür, en varlıklı ailelerin çocuklarından başlayarak yaklaşık %50 ailemden çocuğunu alırım. Yani bu kriter buysa hani kendi bildiklerimle alırım. Dolayısıyla amaç
zaten mağdur olmuş bir çocuğu. Kendi okulundan, kendi çevresinden. Ha, karşıt görüş şöyle diyor. Efendim o okulda adı çıktı. İşte zihinsel dönüşüm o. Toplumsal olarak biz zaten tecavüz olmuş bir çocuğu da cezalandırıyoruz. Bir şeyler yapabilirsiniz. Burada tıpatıdaki kaç tane tıpatı söylersiniz? Güzel. Mutlaka ki hocalarımız söylemiştir. Şevket Bey benim vaktinde hocam oldu. Sonra yaşlarımız çıkıyor mu olsun? Sonra çalışma arkadaşım oldu. Uzun zaman geçirdim. Aynı ekolden gelindi. Mutlaka sizlerle de paylaşıyordur. Hekim olmanın temel işi hasta olanı tedavi etmek değildir. Temel hasta olmadan önce yapılabilecekleri yapmaktır. Hangi branşı seçerseniz seçin. Sonuçta bir şekilde bu toplumsal bir konu ve hekimlerin her alanında bir şekilde elini değeceği bir konu. Dolayısıyla da olduktan sonra seçtiğiniz branşlara göre yapacaksınız. Tabii doğumcuysanız yapacaksınız, şunuysanız yapacaksınız, psikiyatristseniz yapacaksınız. Ama öncesinde yani doktor olmayı bir kenara bırakın. Okumuş, yazmış, kendini belli bir şeylerin üstünde olacak şekilde yetiştirmiş birileri olarak bu bahsettiğim zihinsel dönüşümü nasıl yapabiliriz konusunda kaç kişiye ulaşabilirseniz, kaç kişiyle muhatap olabilirseniz, kaç tanesini uyarabilirseniz ya da koruyabilirseniz kendisi o kadar başarılı sayın. İnanın ki bir tane çok iyi ameliyat yapmaktan çok daha büyük bir iştir. Gerçekten öyle. Ben böyle erken bir resim dedim diye pornocu oldum. o çocuk böyle cinsellik öğrenimi biliyor, pornocu kadın oldu. Tabii ki yaşına uygun bir şekilde kendini korumayı, cinsellik öğretmek demek, cinselliği nasıl yaşayacağını öğretmek demek değildir. Kendini tanımayı ve nasıl koruyacağını öğretmek demektir her anlamda. Tabii ki eğitim gerekiyor dediğim gibi. Ben 30 yıldır bıkmadan iğneyle kuyu kazar gibi uğraşıyorum. Ve hep her zaman şöyle söyledim. Her şeyi düzeltmek mümkün değil. Yapamam. Ama bir tane bir çocuğa bile faydam olduysa bir şey. Öyle mucizeler yok. Hani bir şey yapalım. Kanunu değiştirelim bitsin. Şunu yapalım bitsin. Bunlara eğitim verelim bitsin diye olmuyor. Dolayısıyla herkes kendisi öyle bir şey. Bir şekilde yapmak zorunda kendimizi çıkmıyoruz. Bengi Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz.